Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sports Interactive'in yeni yayın ve BFM 2018 videosundaki ekran görüntüleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Birinci görüntümüz taktik ekranı. Taktik ekranında sizin de sağ bek ve defansta görebileceğiniz üzere bazı oklar var. Bu okların ne işe yaradığını tam olarak açıklamamışlar ama daha önce CM serilerinde gördüğünüz ileri çıkış, yer değiş ve benzeri oklarla aynı etkisi olabilir. Bunun dışında sağ tarafta görebileceğiniz mentality team shape'in altında team instructions. Daha önce 8, 9, 10 ne kadar çok taktik verdiysek onu görebiliyorduk sadece. Bu sefer taktiklerin detayları da burada sağ tarafta doğrudan taktik ekranında görebileceğiz. Alternatif taktiklerimiz sol üstteydi. Bunları da tekrardan sağ tarafa almışlar ve açılır kapanabilir bir menü şeklinde yapmışlar. Bu bizim taktik ekranında daha rahat hareket edebilmemize, her şeyi bir arada görebilmemiz açısından iyi olmuş. Sol tarafta görebileceğiniz taktik ekranından ziyade menülerde taktiğin altında da team report gelmiş. Onun altında medical center olarak sakatlıklarla ilgili bir bilgi gelmiş ki bunun detaylı ekran görüntüsünü birazdan açıklayacağız. 23 yaş ve 18 yaş altı takımları en alta alınmış. Bu da burada görünebilen bir değişiklik. Geçen maçla ilgili analiz tekrar oyun dizilişinin alt tarafına gelmiş. Bu ekranda görebileceğimiz değişikliklerden bazıları. Diğer bir bahsettiğim nokta Medical Center'dı. Medical Center'ında ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi overview kısmında şu an sakat olan oyuncuların ve neden sakatlandığı, ne kadar süreli sakatlandığı, maç kondisyonları, antrenman düzenleri var. Daha önce sakat oyuncuların herhangi bir antrenman ile ilgili bir şey yoktu. Sanırım training load kısmında görebileceğimiz gibi belirli bir antrenman, takımla düz koşulara başlamak gibi yaptırabiliyoruz. Bu ekrandan bunu görebiliriz. Bir sonraki Medical Center'ın injury history kısmında bunun daha önce de olan bir özellik ama bu özelliği bu kadar kolay bir yerden bulamıyorduk. Lige girip ligdeki bütün takımların sakatlıklarını bir arada görebiliyorduk. Burada yeni bir sekme oluşturmuşlar. Tarihlere göre hangi oyuncunun nasıl bir sakatlık geçirdiği, ne kadar süre sakat kaldığı ve kimin tarafından tedavi edildiğini görebiliyoruz. Sakatlık olmadığı sürece bu ekranlar çok bir işimize yaramaz. Bunun dışında oyuncuya gönderdiğimiz scout raporları da görsel bir değişime gitmişler. Aslında isimleri biraz değişmiş ama sonuç olarak özelliklerinde çok bir değişiklik yok. Tek farkı oyuncunun bir kısım detayları, mesela oyuncu hakkındaki bilgi seviyesi gibi knowledge level olarak gösteriyor. Bu ekranda görülebiliyor. Bundan sonraki görüntümüz scouting sekmesi altında daha önceden kendimizin belirlediği, gözlemcilerimizin nereye gideceği, bunun ne kadar süreli olacağı çok net belli değildi. Ve maliyetleri bu kadar açık yazmıyordu. Burada görebileceğiniz gibi World, Europe, UK, Ireland şeklinde detaylandırılmış ve senior ve yaht olarak yani as takım ve genç takım, genç oyuncu daha doğrusu sanırım olarak ayrılmış. Bu da gözlemci gönderme şeklimizi biraz daha kolaylaştırıyor olabilir. Bunun dışında transfer ekranında da bir değişikliğe gidilmiş. Aslında özellik olarak baktığımızda her şey aynı. Sadece bir makyaj gelmiş bu ekrana. Şu an sadece ekran görüntüsünden çok bir değişiklik olup olmadığını anlayamıyoruz ama işleyiş olarak tamamen aynı diyebiliriz. Burada gelen en önemli değişikliklerden biri takım dinamikleri sekmesi var. Dynamics adı altında. Burada yukarıda görebileceğiniz gibi hiyerarşi ve sosyal grup olarak iki tane farklı şey gelmiş. Sosyal grupta işte yerli çetesi, yabancı çetesi ya da işte Portekizli çetesi, İspanyol çetesi ve benzeri gibi şeyler sanırım görebileceğiz. Burada Core Social Group diye bahsettiği takımın as oyuncuları bayağı büyük bir gruptan oluşuyor. Secondary Social Group dediği ikinci bir grup. Burada özellik olarak bahsettiği yakın yaşta oyuncular ve çoğu Yunan olarak bahsetmiş. Holevas ve Karnezis'in Yunan olduğunu görebiliyoruz. Zarate de yaş olarak bunlarla akran olduğu için böyle bir grup oluşturmuşlar. Bunun oyun içindeki etkisi nasıl olur?
Bu gruplaşma diğer oyunculara zarar verir mi gerçekten Türkiye'de görebildiğimiz gibi onu bilmiyorum. Ama bu ilerleyen zamanlarda daha fazla bilgi açıklandığında görebiliriz. Yardımcı antrenörün bize bildirdiği bununla ilgili yan tarafta artı ve eksiler olarak detayları görebiliriz. Herhangi bir gruba dahil olmayan oyuncular var takımda. Bunlar da yeni transfer veya herhangi bir takımın parçası olmak istemeyen oyuncular olduğu için diğerlerinde bulunduğu belirtilmiş. Bunun dışında takım hiyerarşisiyle ilgili yeni bir sekmemiz gelmiş. Bu hiyerarşide takım lideri, işte yüksek etkili oyuncular, az etkili oyuncular ve diğerleri olarak 4 parçada belirlenmiş. Tekrardan yardımcı antrenörün önerileri sağ tarafta var. Baktığımızda iki tane takım lideri görünüyor. Bir tane Tom Cleverley var. Yüksek etkili oyuncu. Etkili oyuncu sayısı çok fazla, bu normal midir? Bunların bu kadar çok oyuncunun etkilemesi nasıl bir şey olacağını oyun içinde daha rahat görebiliriz. Artı ve eksiler yine sağ tarafta yazıyor. Bunu incelememiz gerekirse takım liderleri kadroyla uyumlu. Uzun zamandır takımdalar ve takım kültürüne hakimler. Oyuncu takım liderlerinden bir tanesi kariyerinin zirvesinde ve takım yönetimi liderliği yüksek takım için faydalı. Ve diğer takım liderleri kulüpte mutlu. Bu da morali yüksek tutuyor kadro içerisindeki diyor. Bunlar artı özellikler. Eksi özellik olarak gösterdiği sanırım kalecinin yaşı çok yüksek. Bu yüzden emekliliği geliyor. Onun liderliğini arayacağız diyor. Bunlar daha önceden bireysel olarak kendimizin kontrol ettiği fakat şu an oyunun bize verdiği feedbackler. Yani bunu daha önce herkes takım içindeki lider oyuncusunu kontrol edip ona göre yeni oyuncu transferi yapıyordu. Ama şu an oyun bize bunu daha kolay şekilde görebilmemizi sağlıyor. Videoda bahsedilen detaylar bu kadar. Bir de oynanış videosu var. Onu da videomuzun sonunda görebilirsiniz. Çok teşekkürler.